Şinele Lezzetler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kısa ve öz bir video ile geldim. Şimdi benim sarımsaklarım vardı. Bunlar tabii ki kışa ziyan olmadan saklanması lazım. Baktım şöyle yeşillenmeye hazır bir vaziyete gelmiş. O yüzden hemen dedim ki bunları hemen soyayım, hazırlayayım. Hem ben faydalanayım hem de izleyicilerim faydalansın bu bilgiden diye bugün böyle bir video ile geldim. Sarımsakları saklamanın birçok yöntemi var ama en güzeli, en temizi, en lezzetli ve sağlıklısı dondurucuda saklamak arkadaşlar. Bazıları robotta çekip kavanozluyor. Onu sağlıklı bulmuyorum. Bazıları zeytinyağı içerisinde kavanozda bekletiyor. O da uzun ömürlü olmuyor. Bir şekilde bozulma yapıyor bu yöntemlerin hepsini denedim arkadaşlar. Ama en güzel yöntemi bunda buldum. Sarımsağın bu denli pahalı olduğu bir devirde sarımsaklarınızı ziyan etmeyin. Böyle yeşillenmesine izin vermeyin diyorum. Ve şu şekilde sarımsaklarımı dondurucu poşetine koyuyorum. Veya siz küçük küçük saklama kaplarına koyabilirsiniz. İhtiyaç dahilinde hemen alabilmek için. Bu şekilde de hemen alınabiliyor. Hiç sorun olmuyor. Şu şekilde derin dondurucu poşetine koyup böyle dondurucunuza kaldırabilirsiniz. İhtiyaç olduğu zaman içinden bir iki tane alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya şöyle kutulara koyabilirsiniz. Bakın bu şekilde kutulara koyup dondurucunuza da koyabilirsiniz. Bu şekilde de koyup dondurucunuzda saklayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok iyi bir yöntem. Sarımsaklarınızı soyun. Hangi yöntem kolayınıza geliyorsa, benimki kolay soyulan sarımsakta, o yüzden hiç zorlanmadan soydum. Zor soyulan sarımsaksa birazcık sıcak suya ıslatın, sıcak suda bekletin diyorum. Soyup şu baş kısımlarını, şuraları temizledikten sonra bu şekilde poşetleyerek veya kutularda dondurucunuza atabilirsiniz arkadaşlar. Çok sağlıklı bir yöntem. Hem de bahar ayına kadar sarımsaklar sizi idare edecektir. Ziyan etmeyin. Dondurucunuza atın diyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Allah'a emanet olun.